Daha yeni başladık bölüme, hemen müzik kanlay diye ses geldi, bakın. Geliyorlar aga. Geliyorlar, kaçış yok. Sola mı saldıracaktık biz? Sağa mı sola? Sola, önce sola. O zaman şurayı bir güçlendirelim mi? Yetişir mi? Neyse, hiç riske girmeyeyim. Boşver şimdi. Bu arada bana iki tane şu mancını adam gitti ya. Şuraya iki kişiler lazım. Adam sayımız az. Israrla söylüyorum, adam sayımız az. Ne edeceğiz, ne yapacağız bilmiyorum. Sıkıntılı bir durum. Şu kanlay sonrası zaten şey yapacağım, şu anda saldıramam. Bir saniye, niye saldırmıyorum ki? Saldıracağım abi. Bu kanlay sonra saldıracağım. Soldaki tarafa gitmemiz lazım. Her ne kadar savunmam olmasa da. Geldiler, geldiler. Okçuların gücü de bitmiş, hemen okları da güçlendireceğim. Bunlar gidene kadar. Hadi beyler, hadi, hadi çabuk. Hadi. Tamam mısınız? Hadi. Siz de abi, siz de hep beraber, hep beraber, öyle yok. Ayrı gayrı yok, hep beraber. Gidin. Orayı güzelce bir halledin tek seferde. Ben hemen ne yapacağım? Sağ taraftan sizler için destek sağlamam lazım. Bakın, sadece sizler için. Atımız yorulmazsa. Hemen hızlıca okçuları güçlendireceğim. Bir kere de abi, bir kere de almanız lazım. Savunmamız zaten fazla yok artık, yapacak bir şey yok o durumda. Kapı yıkılsın. Abi ben nereye gidiyorum? Altınım yok. Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Çok büyük hata. Çok büyük hata. Bu olay var ya, bizi mahvedebilir. Oyunu bitirebilir direkt. Oyunu direkt bitirebilir bu olay. Ya nasıl öyle bir hata yaptım? Vurun abi, vurun. En azından birini yapayım. En azından birini yetiştireyim. Tamam, 4 altınımız var. Bir seviye bile yapsak yeter. Bir seviye bile yapsak yeter. Şu an daha onlar varamamıştır. Orası çünkü bayağı uzaktı. Geldik, geldik. Ha gayret. Yetişin çocuklar. Dayanın. Ya bir birdir ya. Ne yapacak bir şey yok. Yok abi, bu attan şu an bir şey olmayacak. Şurada bir şeyler isim bu. Abi ne oldu? Bir tanesi gitmiş. Bir şey diyeyim mi? Bence yıktılar kapıyı, o yüzden bu şekilde oldu. Kapı yıkıldığında sabah hani gündüzleri bile saldırıyordu ya bunlar. Ha, bu yüzden artık hani direkt hava karardı. Şimdi saldıracaklar. Abi savunacak adamımız yok yalnız bizim. Adam yok, adam. Çok büyük sıkıntı var ya, şöyle sağlam bir ordu gelirse bittik. Direkt bittik, ben size söyleyeyim. Oo, dönüyorlar. Hadi aslanlarım benim, hadi 3 kişi mi dönebildiniz? Oo çok iyi be, çok iyi be.
Ve kanlay çıktı. Demek kapıları yok edince hemen kanlay çıkıyor. Bu şeyi kaybetmiş. Dönüyor zaten kalkanını. Bir şey diyeyim mi? Ufak tefek böyle oyunda geliştirmeler gerçekten etkili olmuş. Hem şaşırtıyor oyun, hem eklentiler gerçekten hoşuma gitti. Abi 3 kişi burada. Hemen gelin. Hemen gelin. Kapı yıkmışlar, çok güzel. Buraya hemen acilen bir adam. Belki burayı tekrar hani yapılandırabilirler şu an. Eklentiyi bilmiyorum. Hani ne olur ne olmaz. Orayı ben ele geçireyim de. Sıkıntı olmasın. Burası sahildir. Oh çok güzel. Çok güzel. 14. gün. Tamamdır arkadaşlar. Ama o kanlay oldu gerçi, doğru. Sağdan saldırmışlardır. Hiç sağa bakmamışız. Neyse şu askerler gelsin. Artık buradan ikişer ikişer gönül rahatlığıyla adam alabileceğiz. Bu bile bizim için bir avantaj. Hiç olmazsa buranın gelişimini yaptık. Şimdi ne yapacağım bir de ben? Bir önceki haritaya dönme imkanımız varsa oyundaki, ben var diye umut ediyorum. Dönersek oradaki yani buradan aldığımız gelişimi orada da tamamlayacağım. Orada da taş çağına geçeceğim. Ve zaten orada kapı falan yoktu. Sadece bir dağın yamacı vardı. Büyük geçit vardı. Bilmiyorum o büyük geçitler yıkılıyor mu yıkılmıyor mu. Bir şekilde oraya da el atacağız. Gerçi seviniyorum buradan iki adam alacağım diye de, çok uzak ya. Hop o da benim. Şunu da bir zahmet artık gelişimini yapın abi. Dursun, sağlam dursun. Buraya mancınık yapmayacağım. Adamlar boşa gitmesin. Burayı da geliştireceğim, hiç boşuna uğraşmayalım. Okçu daha alırsak. Bak burada mancınık falan taş atılmış abi burada. Demek ki bir önce kanlayda buradan saldırmışlar. Tamam, gelişimler sağlam, güzel. Artık burasında saldırı kıvamına getirelim yavaştan. Şövalyelerimizi dizelim buraya da. Bir kişi alırsam tamam. Şimdi bu düşmanlar güçlenmeden bir şekilde bu sağdaki kapıyı da hemen kısa süre içerisinde halletmemiz lazım. Sadece ana geçit kalacak. Bilmiyorum ana geçitler yok ediliyor mu? Onu da deneyeceğiz. Ben de sizlerle birlikte göreceğim ilk kez. Geliyor tabii orada. Evet arkadaşlar, bu arada şöyle bir bilgi de vermek istiyorum sizlerle, sizlerle paylaşmak istiyorum. Önemli bir konu. Bu ayın sonlarına doğru ben şehirden taşınacağım. Eski şehirden taşınıyorum artık. Başka bir iş gereği. Dolayısıyla başka bir eve, başka bir şehre geçeceğim için, taşınacağım için. Bu arada ekipmanlarımı da hafiften bir yenileyeceğim. Bazılarını, bazı geliştirmeler falan yapacağım. Bu da kamera da bunlara dahil. İşte yine daha böyle güzel, geniş bir eve geçersem de aynı zamanda. İşte ışıklandırma, ekipman kalitesi vesaire. Hani görüntü anlamında ve ses anlamında sizlere daha kaliteli yayın sunmaya çalışacağım. Çaba göstereceğim. Tabi o zaman zarfında videolar bu sıklıkta gelmeyebilir. O yüzden söyledim. Ah.
Hani 1-2 hafta belki, hani maksimum 2 hafta video paylaşamayabilirim. Yeni ev, yeni bir şehir, yeni bir düzen, ev düzeni. O yüzden şimdiden belirtelim. Biraz uzak olacak ama şu iki adamı da getireyim ya. İki adam daha getirmem lazım. Sadece sol tarafa odaklanacağım çünkü diğer kapının artık açık olmama ihtimali yok. Bir sağdan bir soldan saldırıyorlar da genelde, hani karışık bir şekilde bir sağdan bir soldan derken. Yani kastım şekilde saldırıyorlar, fakat şimdi bir yer kaldığı için tek taraf, mecburen oradan odaklanacaklar. Kapının kapalı olma ihtimali yok. Ya burada beklesek mesela nasıl olur? Ha, ne kadar zaman zarfında çıkıyor burada insanlar bilmiyorum ama. Ya şunu biliyorum, bildiğim bir şey varsa, bundan sonraki kanunlarda çok felaket saldıracaklar. Az önce bile çok sağlam saldırdılar. Duvarın hatta bir kısmı yıkıldı. Duvar savunmamız yok henüz. Bu harita içerisinde yok. Kapıyı yıkmam lazım. Şöyle yapsak. Madem ki burada insanlar çıkıyor. Alın abi, ben size şöyle 4 tane bırakayım. Tamam mı? Çıktıkça bunu alın gelin. Yani niye bekliyorsak artık. Hani hırsız diyor artık orada. Alacak. Parasını alan gelsin. Yani şu an altın sıkıntımız çok fazla yok. Adam sıkıntısı var. Adam lazım. Gerçi mancını sağ yapmışız. Sol tarafa mancınık yapmayacağım. Bak şunlara mesela hepsinin yönetimi olsa, şu askerleri alıp sağa koysak, her zaman istediğim buydu benim. Eklentiyle belki gelir diye düşünmüştüm ama yine gelmedi. Bu arada şu okçuların, yani kuledeki okçuların tavşanları ve geyikler, yani ceylanları vesaire neyse, avlaması ve altın vermesi de güzel bir detay olmuş. Hani boş boş durmuyorlar. Eklentilerde bu tarz şeyler güzel. Abi şunları almışsınız. Güzel, hoş. Gelişimimiz tam. İki tane okçu kalmış. Şunlar alınmamış. Buraya saldırı ekibi lazım. Kanlay öncesinde. Buraya adam lazım. İki tane soldan gir, iki tane sağ. Riske gireceğim artık. Yapacak bir şey yok. Riske gir. İki tane sağdan alacağım. Gerçi zannetmiyorum sadıklarını yetişebileceğini de. Kapı kapalı. Şu an yaptığım hareket çok riskli. İnanılmaz riskli bir harekete girdik. Kapıyı geçmemiz lazım. Şu adamlar orayı geçecek de gelecek de. Üf. Altımız var. Güzel.
Adam eksiği var. İki tane şövalye gelmiş ama. Bizim için yeterli değil. Bu arada abi siz bu gelişimi yapın ya. Bir mancınlı buraya koyun. Ne olur ne olmaz. Yavaştan başlayın abi. Ben şuradan iki adam da alacağım. Şimdi büyük ihtimal oyun kademe kademe gelişecek. Eklentini yani yenilikleri şu an henüz görmedik. Yani daha fazla bundan sonra yeni adalara geçtikçe şu an mesela bu adada taş devrini gördük bir nevi. Bundan sonra da mancınık veya mancınık diyorum. Bu balistik şeylerden, oklardan, balistalardan göreceğiz veya farklı binik hayvanlar göreceğiz diye umuyorum ben bilmiyorum ama. Bu arada attım oraya bıraktım 4 altın almışlar. Demek işe yaramış. Gibi. Şekila. Al abi bir tane daha dursun burada. Neyse paramız bitti ama en azından halkımızla eşit durumdayız. Böyle olması lazım. Öncelik halkımıza. Bizde böyle. Beyler, bayanlar. Böyle bizde. Önce halk. Halka altınlarını dağıtalım. Yiyeceğini içeceğini verelim. Onlar mutlu mesut olsunlar. Biz zaten onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluruz. Adamlar düzenli vergisini de veriyor bak. Şu gemiyi yaptılar mı mis? O yağmur da başladı. Abi sen ne iş yarıyorsun ya? Anladık. Cevabımı aldım. Bak şu saldırı uğramış. Bu da saldırı uğramış. Yalnız çok uzak burası. Uzak. Kanlay'dan sonra bile şey yapacağız. Biraz zorlanacağız. Buraya yetişebilirlerse. İlerlesem mi diye düşünüyorum şu ağaçları kesip biraz. O da şimdi şey vakit kaybı. Şu son kapıyı da yıkarsak. Hemen gemiye odaklanacağız. Bu adadan da ayrılırız. Üçüncü adaya geçeriz artık. Altın da gelmiyor ya artık.
Bir sürü tavşan var. Ha, şu şövalyeler yüzünden. Bu kadar çabuk beklemiyordum. İyi ki ok gelişimini yapmışız. Açıldı. Daha geç açıldı. Abi altın verin, altını verin. Sıkıntılı durumlardayız. Ver abi, o altını da ver. Onu da alayım yetişirsem. Beyler koşturun biraz. Koşturun, hızlı olun. Bakın savaş geliyor. Hadi be aslanlarım. Hadi be aslanlarım. Saldıracağım, yapacak bir şey yok. Erken attın, erken attın. Hadi mancınık, hadi mancınık. Uçanlar geliyor. Vurun şuna, vurun şuna, vurun şuna. Abi altın yok, saldıramayacağız. Yemin ediyorum şaka gibi. Yetişmez, altın yok, saldıramayacağız. Ya ben onu unuttum ya, dörder tane altın lazımdı. Neyse. En azından askerleri birazcık daha çoğaltalım. Bir sonrakini bekleyeceğiz. Hemen kapının ardından gideceğim. Oradan iki kişi, iki kişidir abi. Bir dahakine çok sağlam girecekler de. Bol bol adam toplamamız lazım diyorum hep oyunda. Bu oyunda bu eklentide özellikle daha fazla adam toplamamız lazım. Onu öğrenmiş olduk. Niye? Şövalye yaptığımızda yanına aldı dörder kişi. Avcılık yapmıyor. Sadece saldırı odaklı oldukları için. Maalesef. Altın gelmiyor. Altın gelmesi için adam lazım, okçu lazım. Normal o saçı arkadan bağlayanlardan lazım. Dolayısıyla daha fazla adam. Bunlar var yolda, ölürler yani. Yani ölürler derken yakalanırlar. Mesafe uzun. Adam. Ya bir şey diyeceğim, ben bu kadar altın kasıyorum, şey yapıyorum, adam lazım diyorum, altın lazım diyorum ya. Gerçi yeter ya, neyse. Şuraya bir şey kurayım diyecektim de vazgeçtim. En son adam bayağı bir verdi. Hemen gidip şuradan iki kişi daha toparlayalım. Oh. Oyunun en etkili sistemlerinden birisi, hani çok mantıklı düşünülen sistemlerinden birisi de
Kesinlikle geceden sonra hani kanlardan sonraki gecenin saldırılmaması hani saldırı olmaması çok iyi düşünülmüş bence mantıklı. Zaten öyle olmasaymış oyun yani bayağı zorlayacaktı. Bir sonraki kanlayı bekleyeceğiz. Ha şöyle sen bize altın vermiş gibi. Bunlar bakın daha yeni geliyorlar. Ha, iyi yetişebilmişler bari. Bakın burada avcı kalmamış ya. Dörder tane almışlar yanlarına ama bir açıdan da iyi gerçekten dörder tane almaları. Saldırı yaptığımızda kuvvetli olacağız. Geldi. Abi şurayı geliştirin yani. Hadi geliştirin ya. Hadi geliştirin bakalım buraları. En azından çiftli falan yapayım da para gelsin. Daha fazla. Okçu kulesi dikmeyeceğim boşuna. Asker fazla asker gidecek çünkü. Saldırı durumuna bakalım. Nasıl saldıracaklar? Yavaştan uçanlar gelmeye başlayacak. Onu biliyoruz. Çok güzel. Çok gücümüz bitti. Bakalım işlememiz lazım. Duvar dayanmayabilir. Mancının okçular çok kısaçıyorlar şu anda. İyi ki
kaçıyorlar ki hani kurtuluyoruz. Yoksa bunlar duvar yıkar. Bunlar çok rahat duvar yıkarlar. Bir gece daha atlatayım da. Ondan sonra şey yapacağım, güçlendireceğim. Anlam şu noktalarınızı. Son kanlay öncesinden bir sol tarafa gideyim. Oradan da bir iki adam daha alalım. Şuna bir gelişim yap. Hadi gelin bakalım. Benim de iki altın kaldı. Kanlay müziği olmamalı. Değil. Yani bir zahmet abi, kanlay deme artık. Bu kadar erken olmaması lazım. Orak yapmamız lazım. O da 4 altın. Artık böyle sislerde veya hani karanlıkta meşaleyle beklediğim anda direkt aklıma şey geliyor, artık Game of Thrones geliyor. O büyük savaş sahnesi. Her ne kadar beni şahsen yani beklentilerimi karşılamasa da yani o kadar onu abartmışlar. Yok efendim, Yüzüklerin Efendisi gibi olacak bilmem ne, geçeceğiz. Hatta onu da geçeceğiz. Yüzüklerin Efendisi 2'deki gibi olacak, büyük bir savaş sahnesi bekliyor falan yani. Yaklaşamadınız. Abi sen bana altını verecek mi? Hani gün sonu ya, neyse. Burada benim aslan gibi adamlarım var. Ok gelişimi yapacağım. Ok gelişimi hemen ardından diğer iki adam gelecek. Tırpan yapmam lazım bir tane. Oraklı daha doğrusu adam yapmam lazım. O da altın getirecek. Planlar. Yetmedi para, yetmedi. 2 günlük etti para. Aa, 3 altın.
Oğlum bu adam iyiymiş yani, bayağı sağlam gitti bu. Ben seni yerim ya, ben seni yerim abi. Nedir böyle? Helal. Yer mi müzik olmaya başladı? Adam şahane bir şey ya. Seni ordularımın generali ilan ediyorum. Komutansın artık sen. Bunu yapmayacağım. Nerede bizim şey? Tam aradım şey. Bir tane daha. Tamam, çok güzel. İki tane yeterli. Onlar da biraz altın getirirler bize. Bolca faydaları olur ekonomiye. Tarıma destek veriyoruz aga. Görüyorsunuz. Tarıma, önce tarıma destek. Üretim şart. Üretim yapmamız lazım. Önce tarıma destek. Parayı niye açtık biz burada? Neyse. Duvarımız olsun. Benim şey var mı altın? İki tane çok güzel. Hemen abi iki kişi daha. Şu bizim ay gelmeden. Üç günümüz var. İki günde ay idare edecek. Büyük ihtimal aya gelecek yani şey. Ok gelişimiz. Bundan sonraki harita abi lütfen şey olsun ya. Yalvarıyorum. Kamplar yakın olsun. Bu harita çok sıkıntılı bir haritaymış. Evet dostlar, 22. gününü de atlattık hep birlikte. Bir önceki haritada 17. günde gitmiştik. Yola çıkmıştık yani. Ki daha gemiyi yapacağız. Daha var. Bazen böyle gameplay'ine oynanış sıkıcı gelebilir ama bu oyunu kesinlikle, bakın, oynamadıysanız oynayın abi. Siz oynayın. Siz deneyim edin bunu. Cidden oynanış, hani izlemesi de keyifli, o ayrı, orası ayrı ama oynaması çok daha bir keyifli oyun. Sıkmıyor. Hani hep aynı dinamikler gibi geliyor size de, emin olun sıkmıyor. Siz bu altınızı şey yapın, oradan ayarlayın. Abi sen bir altın ver bize ya. Dolaşıyorsun, boş boş savaşmıyorsun da. Bak benim burada çok sevdiğim adamlarım var. Bak şimdi bak. Beni var ya, altına boğacaklar. İyi izle bak şunlar. Ben biliyorum ya. Hatta bir tane şu ileri gidiyordu da o gitmedi herhalde bu sefer. Bundan sonraki bir 12 en azından altınımız olsun. 2, 2, 4, 8 şey yapacağız. Adamları göndereceğim. 4 tane de ok gelişim için. Hatta 8 olursa daha iyi olacak. Orakçı başı, seni biz buraya boşta mı koyduk? 6.
Kasabayı da yok ettik mi? Direkt gemiye odaklanacağız. Ki biliyorsunuz bu kapıyı yok edince olay bitmeyecek. Daha ana yer var. Mağara var. Hani normal giriş bir önceki haritada kapılar yok. Direkt mağaradan geliyorlar. Bu sefer mağaradan gelecekler ama en azından kapının biri gitsin abi. Kapının biri gitsin. Bir rahatlayalım. Bugün de atlatalım da. Ben diyorum bunlar niye böyle yavaş gidiyor, arkadan son anda bir atak. Geç kaldılar ha bu sefer. Gündüz oluyor gündüz, hey. Vallahi geç kaldı. Ben gidip ok gelişimi yapacağım son. Son 3 gün içerisinde zaten olacak. Evet buralar işte böyle, buralar gençler, koli koliler, böyle herkes şeydir ya, kendi kanalının ismi neyse hemen o şekilde hitap ederler. Adamın kanalının ismi mesela atıyorum hani Pıtırcık Ali diyelim, tamam sallıyorum şu an tamamen, belki vardır öyle bilmiyorum, Pıtırcık Ali diyelim, merhaba Pıtırcıklar, hey buralar işte, veya bro oyuncu, o buralar. Neden abi kanalının ismiyle hitap etmek zorundasın ki, yani benim bir farkım olsun diyorsunuz da, yani fark değil bu. Farkı kalitenizle yapın, yayınlarınızla yapın. Güzel konuştum değil mi? Yok ama. İşte adam atıyorum prototip bilmem ne TV. Sevgili prototipler hepiniz hoş geldiniz böyle. Öf. Öf. Demek ki domuz koysa kanalın ismi domuzcuklar diye seslenecek ya herifler. Gerçekten inanılmaz yaratıcılık konuşuyor. Değil mi? Fikir var ya, üf, bizim ülkemizde fikir, manyak fikirli insanlar var ya, inanılmaz hayal gücü var ya, felaket felaket. O yüzden hep sağdan soldan bir şeyler araklıyoruz. Sanatçılarımız olsun mesela, yayıncılarımız olsun, çok severler fikir üretmeyi, çok severler, inanılmaz böyle fikirler üretirler değil mi, sağdan soldan. Bir bakarsınız aa Kore dizisi, ay ben bilmiyordum yani Kore'den mi alınmış o. Bir bak Amerikan şarkısı ya, nasıl olur ya, bir de böyle itiraz ederler. Hayır almadım bilmem ne olan aynısı. Aynısı. Hemen savunma mekanizması. Hatta bazıları şey yapıyor. Hatta bir tane aynen bir genç arkadaşı da gördüm ben YouTube'da, böyle yayın yapmaya çalışıyor. Tamam yapıyor demiyorum, yapmaya çalışıyor aklınca. Tamam abone sayısı da iyi. Falan filan. Bizim ülkemizde zaten abone sayısı iyi olması için çok böyle kaliteli yayın yapmanız gerekmiyor biliyorsunuz, tam zıttı. Çocuk diyor ki ya diyor sürekli diyor arkadaşlar arkadaşlar diyenlerden nefret ediyorum, işte böyle uyuz olduklarını yapmış, çok sıkıcı diyor, çok saçma Muhammed, herkes hep böyle diyor yeni youtuberlar işte yayıncılar arkadaşlar arkadaşlar diyor. Çocuk konuşurken ama kendi cümlesinin içerisinde maşallah bir dakika içerisinde 30 tane arkadaşlar kullandı kendisi. Ne diyeceksin abi? Arkadaşlar diyeceksin, ne diyeceksin? Dostlar, arkadaşlar, bayanlar, baylar. Bayanlar, baylar da çok kullanıyor artık. Yani o yüzden çok fazla ben de kullanmamaya çalışıyorum yayıncılardan.
Adam diyecek ki özenti yani. Gerçi özenti hani diğer arkadaşlar da aynı şekilde oluyor da yani ne diyeceğiz abi, nereye hitap edelim? İsmi dediğim gibi az önce domuz kanalı koyayım da domuzcuklar diye mi seslendim sırf farklı olmak için? Yani arkadaşları kullanacaksın, dostlar diyeceksin, bayanlar baylar diyeceksin. Kardeşlerim diyeceksin, ne diyeceksin? Eleştirdiği şeyi bir de kendileri yapıyorlar ya, deli oluyorum ya. Sevmiyorsan arkadaşlar kelimesi sen de kullanmayacaksın kardeşim o zaman. Yani abuk subuk sırf var ya böyle video yapayım da nasıl yaparsam yapayım içerik olmasın. Ben içerik aracım sağdan soldan. Ay. Hadi bir bitin artık be. Ben bu arada gemiyi başlasak mı ya? Yani şu kanlayı da beklemektin artık. Gemiye odaklanamadım. Kaçıncı gün abi? 14. Tamam. Geliyor. Ay geliyor. Ver 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 ver. Hemen ok birliğini güçlendirelim. Hissediyorum. Bugün gelecek. O ay bugün gelecek. Hissediyorum. Ben ne diyorum her zaman size arkadaşlar? Ben milyonlarca aboneye de sahip olsam ben bu şekilde eleştirilere devam edeceğim. Sırf böyle daha önce de bu konuyu konuşmuştuk. Diğer yayıncıların da abonelerini hani yani diğer yayıncıları eleştirip de onların abonesine de kendimize küstürmemek için genelde hani bir şey yapmıyor ya yayıncılar. Ya işte diyorlar ki şu kişi hakkında X kişisi hakkında ne düşünüyorsun? Ya işte sevmiyorum ama işte şöyle şöyle şeyler var ama güzel yönleri de var. Tam anlamıyla eleştiremiyorlar, anlatabiliyor muyum? Korkudan. Çünkü ikisine de abone olanlar bir taraf diğeri eleştirdiğinde olumsuz anlamda hemen ondan da çıkacak diye korku, buna göt korkusu diyorlar kısacası. Tabi bir de bu var. Önemli etken. Ya abi şimdi para tabi herkese lazım, hepimize lazım ama biraz dik duruşunuz olsun ya. Yani nefret ediyorum bu olaydan. Ben bu yüzden arkadaşlar hiç kusura bakmasın kimse değişmem. Milyonlarca abonem olsa isim vererek çatır çatır eleştireceğim. Şu an bile mesela şu an bazen isim vermiyorum ben de. Aynı şekilde ama şu anda böyle nasıl diyeyim sizlere? İsim verdiğinizde evet kişisel eleştiriye biraz girebiliyor. Çünkü bazen insanlar hani kendilerini tutamıyorlar, tamam mı? Tam olarak konuşacağımız şey şimdi bir anlık sinirli ağzımızdan bir şey çıkar. Çünkü o kadar hassas bir konu ki ben yeri geldiğinde yine eleştiririm. Hani şu an belki yeri değildir o yüzden ama yeri geldiğinde emin olun patır kütür eleştiririm. İsim vermem gerekiyorsa da veririm abi. Yani nefret ettiğim insanlar var mı? Var. Sevmiyorum abi. Sevmiyorum. Adam kaliteli yayın yapmıyor, yapamıyor. Ama şimdi bir sayarsam isimleri burada. Üf. İsim kalmaz. Bakın açık net söylüyorum, Türkiye'de isim kalmaz. Çünkü çoğu böyle. Kaliteli yayın yapan hani oyun sektöründe çok nadir. Bilim olsun, teknoloji olsun anlamında çok nadir. Zaten sanat bitmiş. O konuda hiçbir şey demiyorum. Yayıncılık anlamında değil, sanatçılardan da bahsediyorum. Şu an kendi sanatçı diye bahsedenlerden de bunu değinebiliriz. Yok abi bir şey kalmamış. Ya insanlar bir de niye geliyor? İnsanlar niye hassas? Ona söyleyecektim, değinecektim. Şimdi arkadaşlar ufacık ağzınızdan hani bir anlık sinirle isim verirsiniz, tamam mı? Bir anlık bir şey çıkar, bir küfür çıkar. Hani bazen insan hali, hani insanlık hali. Bir anlık bir şey çıkar, adam çıkarsa tamam davayı açar. Adamın atıyorum 5 milyon abonesi vardır. Şimdi ben kendim için diyorum, hani diyorum ya ben niye isim vermiyorum şu anda. Benim de emin olun belli bir güvencem olsun, belli bir arkam olsun, belli bir abone sayım olsun. Benim de 5-10 milyon abonem olsun. Ben de o 5-10 milyon abone olanın isimlerini verir çatır çatır eleştiririm. Ama şu anda daha doğru düzgün abonemiz yok. Ama o çok abonesi olan kişiler şimdi tanınmışlar ya. Onlara bir şey dediğiniz anda direkt davayı açarlar, tamam mı? Zaten 3 kuruş 5 kuruş parayı zor kazanıyoruz. Onu da burnumuzdan getirirler. O yüzden açıkçası şu an isim vermiyorum ama yakında yani istediğim abone sayısı ulaştığında merak etmeyin çatır çatır eleştireceğim yani. Yani belki duyuyorsunuzdur YouTube'da. Çok ünlü YouTuber'lar bile bazen 5-6 yaşında çocukların fikirlerini çalıyorlar. Daha sonra işte davalar bilmem ne falan filan derken olan diğer ufak kardeşlerimiz oluyor maalesef. Hem içeriğin çalındığıyla kalmıyor yani bu olay. Bir sürü tantana. Uğraşmanız lazım. Ya şu an uğraşmak istemediğim için ben çok fazla bu topa girmiyorum ama gireceğim, merak etmeyin. Neyse o. Bizde böyle aga. Neyse o. Beyler. Saldırın. Saldırın saldırın saldırın. Durmak yok. Durmak yok. Hadi. Hadi bak bu gazla.
Hadi bakalım aslanlarım benim, hadi. Bak kaç kişi var abi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tamam 4'ü 4, 8 kişi var. Bir an sanki bir kişi fazla gibi geldi. Keşke öyle olsaydı. Ben de hemen önünüzden ilerliyorum. Hemen güçlendirelim oklarımızı. Bir kere daha abi, bir kere de. Bak bunun şeyi yok, lamıcım yok. Bir kere de. Böyle her şeyi açıkladık arkadaşlar, bu şekilde. Şu an genel konuşuyorum. Zaten üstüne alınan alınıyordur, emin olun. Ama hani isim vererek veya bir kişi size sorduğunda işte şunu hakkında ne düşünüyorsunuz dediğinde, tabii ki şu an yine düşüncelerimi söylerim ama çok böyle aşırı eleştirmem. Her şeyin bir dozu vardır. Ama dediğim gibi bazen çok sinirlisiniz. Bu sinire hakim olmak da kolay bir mesele değil. O yüzden çok fazla odama girmiyoruz şu anda. Şu anda. Anasını belli eder yalnız. Bu arada şövalyeler düzeltilmiş. Onu da fark ettim değil. Şövalyeler düzeltmişler. Geriye doğru gittirme olayı kalkmış. Direkt kılıçla vuruyorlar. Bu çok güzel olmuş. Şimdi abi nereden geliyorsunuz? Saldırı nereden geliyor? Hadi. Şu adamları yetiştirebilir miyiz? Mesela. Yapma abi saldıran. Geliyorlar ha. Şu iki adam yetişse var ya, on numara olacaktı. Gerçi yetişmese de olur onlar. Şu bizim öndeki ekip daha önemli. Onlar zaten koşarak gidiyor. Evet. Bir şöyle adam akıllı sohbet muhabbet videosu yapamadım. Vaktim olmadı. Aslında çok güzel konuşacak şeyler var da. Ciddi anlamda. Hep böyle ufak tefek konuşmalar yapıyoruz arada böyle oyunlarda da yani. Ben de farkındayım işte oyunla ne alakası var bu konunun. Ya bir şekilde bağlanıyor abi, yapacak bir şey yok. Ama bu konulara değineceğiz. Çok fazla konu var. Ben severim böyle sohbet muhabbet olsun. Çoğu kişi beni muhalif olarak tanır, tamam mı? Arkadaşlarım arasında sen çok muhalifsin, her şeye muhalifsin derler bana da. Abi eleştirecek çok şey olunca ne yapayım? Yani eleştiriyor insan. İnsan eleştiriyor. Hani durup dururken de doğru olan bir şeyi de eleştirmiyoruz. Var mı altın bende? Oo, çok iyi, çok iyi, çok iyi. İyi, bizim askerlere yetişmiş. Güzel bir savunma yapılır şimdi. Rahat rahat. Abicim. Senden de... Şuradan bir altınlarını toplayalım. Süpersiniz. Hadi bakalım. Gemiyi artık çalıştıralım yavaş yavaş. Toparlayalım. Hadi bakalım. Çalışmaya başlayın. Saldırı ne alemde, ona bakacağım. Çok iyi, çok iyi. Şunu bir indirin. Ah, bir denk gelseydi o. Süper, süper. Dev mi geliyor? Tam bana bir altın versen diyecektim. Verdin, güzel, hoş. Evet, gün ağırdı ve... Paralar geliyor, paralar geliyor, paralar geliyor. Bir şey diyeceğim, benim aldığım şey, tatlılar suya mı düşüyor deminden beri boşa?
Abi de ne zahmetliymiş ya gemi yapmak da. Daha yarısı bitmedi geminin. Daha hızlı bir şekilde paranız kazanacağız bunu düşünüyorum da şu anda. Buradan gitmiyor zaten bunlar. Abi şu varmış. Tamam mı? Şunu kesin. Şunu kesin. Buraya bir çiftlik daha yapalım. Biraz para lazım hızlı bir şekilde seri. Niye yapamıyoruz böyle bir şey? Bir gün mü geçecek aradan? O mu yani olay? Yani çok güzel bir gece ha. Dolunay güzel. Bu arada video 1 saate yaklaştı. Normalde bu seriyi ben yarım saatten fazla yapmıyordum. Saldırı maldıra. Gidip iki tane adam daha alayım buradan. Diğer taraftan yine alacağım. Şunları bir atlatayım. Şuradan hiç adam kaybetmemek çok hoşuma gitti. Yani çok iyi oldu. Güne geldik. Yuh. Yani uğramışken de şuraya yapalım yani. Hiç dokunmayacağım. Oba. Abi 4 kişi nedir ya? Gözünüzü seveyim hadi yürüyün hadi. 4 kişi inanılmaz işime yarar benim. 2 kişi de soldan alsam 6 kişi 3-3. Direkt savunmaya çok etkili olur. Tabii yetişirlerse bunlar. Biraz zor ama. Hatta ben bunları biraz göz kulak olayım ya. Gerçi yapacağım bir şey de yok da. Şöyle bekleyeyim. Bir saniye. Fark ettim. Bilmiyorum siz fark ettiniz mi? Bu eklentiyle birlikte gelen yeni bir özellik. Bu yoktu. Ne yoktu? Kar yağıyor. Bu olayı çünkü gameplay'de izlemiştim hatırlıyorum çok iyi bir şekilde. Kar yağdığında tavşanlar çıkmıyor. Sadece işte geyikleri falan avlayabiliyorsunuz. Çiftçilik falan oluyor mu onu bilmiyorum hatırlamıyorum tam da. Kışın sıkıntılı bir dönem. Ve ben şu an yeni yeni fark ettim bu olayı. Bakalım şey var mı? Kışın geceler daha uzun olur yani. Bakalım olayı eklemişler mi? Merak etmiyor değilim. Thank you.
müzikler falan da değişti. Belki de kışın her gün daha sağlam saldırılar. Bilmiyoruz. Bu arada param kalmamış. Ve bir saat oldu yayın. Bir saat açtık. Bu seride ilk defa bir saat açtık. Yapacak bir şey yok. Beyler biraz hızlı be. Biraz hızlı be. Ben bunları gerçi yolda yakalarım yine de. Zıplama, zıplama çekirge gibi zıplama. İnsan gibi yürüyün. Yetişemeyecekler. Bunları yoldan toplayacağız. 4 tane adam da az değil. Var mı altın mı? Hadi şu adamları hemen toplayalım. 4 adam. Bak sen yine iyi gelmişsin ha. 1. İki. Üç. Dört. Hadi beyler. Hadi yine iyisiniz var ya. Dwight'ın param var. Dwight'ın böyle bir de kraliçeniz var. Kraliçe derken tabi kraliçe değil hani. Kraliçe. Şunu alalım. Altını alamıyorum. Var mı altın? Bir şey diyeyim yalnız, çiftçilik bittiyse biz de biteriz. Abi donuyor deme bunlara. Haydi. Haydi hadi kış atlat bakalım atabiliyor mu? Abi inşaat neyle yapacağız? Tam da var ya geçtik diye seviniyordum da. Bu neyin profili resmi biliyor musun arkadaşlar? Sıçtığımızın resmi bu. Bak iyi çekin bu resmi. Böyle geyik meyik bulabilirsek kovalayacağız bir şekilde de artık. Diğer tarafa be. Normalde kaçar ya hayvanlar. Bunlar bize geliyor. Bizim hayvanlığımızdan herhalde. Benim özellikle hayvanımdan. Çekiyoruz. Abi nasıl para kazanacağız? Ayıptır sorması. Hani kışın böyleyse. Hani demek ki diyorlar ki kışı atlatana kadar bu şekilde idare et. Öyle mi? Hani günlük aldıklarını işte şeyden, yaverimizden. Ya da vezir mi artık kimse o. Öyle demek istiyorlar kısacası. Başka bir şey değil. Bunun açıklaması yok. Bu gemi daha olmaz çünkü. Ne yapacağız biliyor musunuz o zaman? Evet arkadaşlar, videoyu burada keselim. Bölümü burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde ne yapacağım? Tekrar adam toplayacağım. Yani yapacak bir şey yok. En azından kışı atlatmak için bol bol adam toplamamız lazım. Adam toplayacağız. Ondan sonra gemi kaldığı yerden devam edeceğiz. Gemi inşaatını gemimizi yapıp sonra buradan yolculuğumuzu devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.